Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün lavaştan pizza yapacağız. Çok kolay, kolay olduğu kadar çok lezzetli bir tarif. Pratik. Önce birinci lavaşımızı şöyle koyuyoruz. Buraya şöyle alt tabanının üstüne yalnız kaşar peyniri koyuyoruz. Sonra ikinci lavaşımızı koyuyoruz. Bunun üstüne biraz domates salçası, kekik ve zeytinyağı karışımından şöyle bir bulamaç yapıyoruz. İsterseniz domates sosu da koyabilirsiniz. Benim biberle domates karışık sosum vardı. Onunla yapıyorum. Biraz bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Bir tatlı kaşığı kadar da kekik koydum. Şimdi tabanına bunu sürüyoruz. İki türlü yapacağım ben pizzayı bu sefer. Birisine mantarlı, birisine mantarsız koyacağım. Evet, bunun üstüne biraz kaşar koyuyoruz yine. Kaşarın üstüne salamlarımı koyuyorum. Sonra sucuklarımızı. Fırınımı açtım, ısınıyor. Biraz biber, çiğ biber. Kapya biber. Arzu ettiğiniz ne varsa elinizde koyabilirsiniz. O sizin isteğinize bağlı. Biraz mısır. Evet. Şimdi tekrar kaşar peyniri koyuyoruz. Şimdi ısıtılmış fırına 180 derecelik fırında 1 saat kızarana kadar, kaşarlar eriyip kızarana kadar. Evet, ikinci pizzamızı da hazırlayalım ötekisi pişerken. Şimdi yine alt tabanının üstüne kaşar koyuyoruz. Tek katlı da yaparsınız ama ince olur. Böyle bunu yapıştırıyor. Şimdi bunun üstüne yine sosumuzdan sürelim. Şöyle mantarlarımızı koyalım. Evet. Şimdi mantarlardan sonra tekrar şöyle
Şunun alt tabanına peynir koymadık. Şimdi bol üstüne peynir koyacağız. Evet. Şöyle biraz da mısır ısıralım. Renk olur. Şöyle kenarlarına zeytin. Siz arzu ettiğiniz gibi kendinize göre süsleyebilirsiniz. Evinizde ne varsa pratik, çok kolay fakat çok lezzetli oluyor. Deneyin muhakkak. Hiç hamurla uğraşmadan. Evet. Tamam. Şimdi ötekisi piştikten sonra bunu koyacağım. Evet, lavaştan pizzalarımız da oldu. Çok güzel. Bu karışık. Bu mantarlı pizzamız. Herkese afiyet olsun. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Muhakkak yapın. Kanalıma abone olmayı, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum.